Merhaba arkadaşlar, ben Tuğba Eroğlu. Bunlar da kardeşlerim Yağmur ve Özlem. Biliyorsunuz TikTok ve Instagram'da bir challenge başlattık. Her gün bir konsept belirledik ve o konsepte göre kombinler yaptık. Günün sonunda en fazla beğeni alan kazandı. Bazen ben kazandım, bazen Özlem, bazen de Yağmur. İşte şimdi bugün asıl rekabet zamanı. Yarışmacılara 2000'şer TL verilecek ve her birimizin 1 saat vakti olacak. Günün sonunda jüri oylamasına bağlı olarak en fazla puanı alan 15.000 TL'nin sahibi olacak. İnşallah ya ortancaya birinci olurum. İnşallah maşallah yok birinci benim. Konsepti nasıl belirliyoruz? Konsepti Instagram anketiyle belirleyeceğiz. Yani konsepti bizim takipçilerimiz belirleyecek. Birazdan anket yapacağız. Anket sonucuna göre de konsept belli olacak. Merhaba arkadaşlar. Şu anda YouTube çekimindeyiz ve harika bir şey çekiyoruz. Kısmetse modam. Üçümüz de yarışacağız birazdan. Kombin yarışı yapacağız ve bunu YouTube'a döktük. Ve kombini siz seçeceksiniz. 3 tane seçenek bırakıyoruz. Hemen bir tanesini seçin. Evet. En fazla o yalan konsepti yapacağız. Çok vaktimiz yok. Hızlı seçin arkadaşlar. O kadar sıcak ki bu sıcağın altında. 80 derecede yarışıyoruz sizin için. Hazır mısınız? Açıklıyorum kazanan konsepti. Yaz festivali. Ben çok sevindim çünkü... Ben romantik akşam yemeği istiyordum. Bana ne ya? Hayır, cıvıl cıvıl olalım ya. Çok sıcak zaten ama. Yaz festivali iyi yani. Gerçekten birazcık yazlık giymek istiyorum. O zaman yarış başlasın! Çok az vaktim kaldı. Hadi gidelim. Ya ben kazanacağım. Bu yarışmaları izliyordum ben. Ne kadar zormuş. Ya bu vaktin kısıtlı olması çok geriyor beni. Kısmetse modanın final haftasındayız. Bilemiyorum yani. Babanızla alakalı şu an? Bayıldım! Oha! Ne? Sen düğüne mi gidiyorsun? Allah belanı versin, şu bildiğin şeylere bak. Rezalet, vallahi sıfır verin. Puan kırmayacağım, kırabileceğim bir puanım kalmadı. Wow! Ağlayacak mısın? Ağla istersin. Sana puanım. Bir yarışma tarihi boyunca ilk defa birine sıfır veriyorum. Kısmetse moda. Tacımla geldim. Aşk neydi? Kazanmak neydi? Kombin neydi? Yaz festivali neydi? Alıp götürse elimden, götürse buralardan. Aklıma gelmedi başka replik. Manifestlemek mi dersiniz? Öngörü mü? Siz bilirsiniz, fark etmez. Gerekli rüşvetleri de verdim, görüyorsunuz belli oluyordur. Hiçbirinin benim yanımda bir şansı yok. Neden arka fon müziğim var onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle... Ölüceğim ben ya. Girişimden anlayacağınız üzere ben kazanacağım arkadaşlar. Daha fazla bir şey demeye gerek var mı gerçekten? Bütün yarışları ben kazandım. TikTok'ta ve Instagram'da da o şekildeydi biliyorsunuz. Yani bu iki harika insan benimle nasıl aynı pistte yarışıyor onu anlayamadım. Ben kazanmazsam şey yapabiliyor musun? Montajda ben kazanmışım gibi. Ne kızdın ki şimdi? O sana da rüşvet vermiştim. Nerede? Nasıl kazandığımı hep birlikte izleyelim o zaman. 3, 2, 1, kayıt. Bak Mehmet seni tanımıyor. Mehmet korktu. Yaz'a Merhaba Festivali'ne hazırlanıyormuşuz. Gittim konsepti tahmin edip elimi, tırnaklarımı pembe oje bile yaptırdım. Banu Alkan'dan sonra bana Afrodit diyorlar biliyorsunuz. Ne Banu Alkan'ı tanıyorum ne Afrodit'i. Aslında kombin konusunda çok iddialı değilim ama gerçekten çok şanslıyım. Onlar da biliyor. Hayatta her zaman şansımla kazanıyorum. O yüzden de şansımın yanında hiç şansları yok. Zaten kombinlere de hiç güvenmiyorum. Hiç iddialı gelmiyorlar bana. Yaz'a merhabaymış. Zaten tam bir yaz kızıyım. Yaz'a aşığım. Anlık böyle bir heyecanlanıyorum. Çünkü ben kazanacağım. Ben iddialıyım. Gururluyum, şerefliyim, namusluyum, haysiyetliyim. Kazanacağım. Gel kardeşim. Onlar da öyle yani onların öyle olduğu anlamına gelmiyor. Ben kazanacağım Mücahit. Başladık mı ya? İse o saçımı yapıyordum. Neyse. Çok sevdiğim zevksiz, modasız kardeşlerimle birlikte kısmetse modaya hoş geldiniz. Birinci zaten belli. Ben kazanacağım. Yani bu yarışmada ne işim var onu da bilmiyorum. Onlarla birlikte özellikle. Ama bu Yaz'a Merhaba konsepti ama alışveriş kombinimiz neden bu şekilde hiçbir fikrim yok. Hepimiz siyah giymişiz. Sanki tövbe estağfurullah cenazeye gideceğiz gibi. Neyse. Ben hazırım. Başlayalım. Hiç şansları yok. Programın adını kısmetse moda koymuşlar. Burada çok fazla seçeneğimiz yok. 4 jüri var. At, avrat, miyav ve ben. Ve son olarak... Işığı bırak, ışığı bırak. Çok zor, ya zor ayarladım onu ya. Son olarak bu ışık bize ters. Şimdi sayaç açtım ve başlattığım an süre başlıyor. Hiç umurumda değil. Bir dakika bile beklemem. Başlatıyorum. Başladı!
Çok kısa vaktimiz var Mücahit, koş. Yaz festivali ha. Aslında amacım böyle üst ve alt almak ama asla böyle bir şey değil bu arada. Böyle bir şey nasıl olur Mücahit? Asla olmaz değil mi? Asla kazanamam. Neyse tamam. Ama böyle daha iddialı olmalıyım. Yani sonuçta festival çok eğlenceli bir şey olacak. Bir sürü konser falan olur. Yakışıklı çocuklar olur. Bizim çok acil vaktimiz var. Hemen şu nasıl? Çok çocukça değil mi? Şöyle bir şey diyorum. Hayır, hayır, yazdık. Şimdi şöyle bir elbise var ama bunu giyersem cennet mahallesi olurum. Zaten bronzlaşmışım, neden bilmiyorum. Aşağıya inelim. Şöyle bir elbise var ama mezuniyete gitmiyoruz. Nasıl olur acaba ya? Mavi de bana yakışıyor. Mezuniyete gitmiyoruz, o yüzden bunu almayı düşünmüyorum. Ya burada çok kıyafet var ama sürekli pantolon. O yüzden ne yapalım, başka bir yere mi gidelim? Ay burada ne varmış? Bir tane abiyeci varmış. Gel bakalım. Bakalım. Aa, burada çok güzel elbiseler var. Aa. Ya işte konsept romantik akşam yemeği olacaktı. Burası tam onluk ya. Aa. Ya benim gerçekten beyaz takıntım var ve bu çok güzel değil mi? Çok hoş. Bir deneyelim bunu. Şurada bir de gözüme bir şey daha takılmıştı. Hah şu. Bak şimdi göstereceğim sana. Bu da var. Ya bilmiyorum, benim beyaz aşkım, yine gittim kendime beyaz bir şeyler buldum. Nasıl sizce? Nasıl? Bence çok güzel. Hangisi? Bir deneyelim. Aynen, bunları ben bir deneyeyim o zaman hemen. Ama hiç bunlar benim tarzım değil ki ya. Ne yapabiliriz? Asla bu arada benim tarzım değil. Şöyle bir şey mi baksam? Yok ya, cıvıl cıvıl ve böyle biraz crop ve etek, şort. O tarz bir şey istiyorum. Böyle değil yani. Aa, baksana. Bu çok tatlı değil mi? Ama basit. Yani basic kalır festival için. Çünkü çok vaktim yok. Başka bir yere girelim hadi. Şunu ben çok beğendim. Asla tarzım değil ama tarzıma en yakın bu olabilir. Bence en iyisi bu. Ve bana da çok yakışacak. Altına da beyaz bir ayakkabıyla bence mükemmel olur. Beyaz ayakkabı, beyaz çantayla. Tamam okey. Bunu alalım. Güzel güzel beğendim. Hiç uzatmaya gerek yok. Direkt bunu alalım. Ne kadar bu arada? 180. Ne kadar? 180 mi? Ya ben kazanacağım. Hem ucuz hem şık. Çok iyi değil mi? Harika, bayıldım. Buradan ben bir şey alacağım. Büyük ihtimalle çünkü tam istediğim tarz. Alt ve üst var burada. Muhtemelen şöyle bir şey alacağım ben bir kere. Beyaz tişört de çok güzel oluyor. Neden biliyor musun? Bunun altına kot bir şort giyerim. Ondan sonra da güzel takılarla da bezelenirse çok güzel olur diye düşünüyorum. Böyle bir şey çok demode mi olur ya? Bilemedim. Böyle bir tişörtle şort aldım. Bunu deneyip geliyorum hemen. Harika oldu. Nasıl durduğunu göstermedim. Sürpriz olsun. Alalım ve gidelim. Aldım ve çok az vaktim kaldı. Gerçekten bir 20 dakika falan var. Merhabalar. Nozan Bey. Wow. Nasılım? Ben bunu çok beğendim bu arada. Bu ne kadar? Allah'ım çok pahalı olmuşsun. Ne olur. 2750. Gerçekten mi? Çok üzgünüm. O ilk denediğim ne kadardı? 950. Ne kadar indirim yapabilirsiniz? 2,5. 2000 lira bütçemiz var. Neyse, bu sefer kaderime küsmek mi, şansıma küsmek mi artık onu anlamadım. Gidiyorum. Bunu alacağım. Sana ne? Elbisemi aldım. Şimdi ona uygun bir ayakkabı alacağım. Çantayı da bilmiyorum, vaktim çok kısıtlı. 2 saat deneyemedim. Gerçekten sıcaktan. 80 derecede çekim yapıyoruz. Ayakkabıya hemen bakacağım. Çantayı dediğim gibi bulamazsam kendi çantalarımdan bir şey aramızda olsan. Bak seninle bir takımız dostuz. Şöyle bir ayakkabı var. Ama mavi yapmayalım. Bence ayakkabı beyaz olsun. Kesinlikle Mehmet beyaz olsun. Şunu düğüne gitmiyoruz Mehmet. Olmaz. Çok topuklu almıyor. Aa dedikten sonra ben hoş. Hoş ama o elbisenin altına böyle babetimsi daha böyle daha tatlı bir şey gider. O yüzden seni alamayacağım ama hoşsun. Evet arkadaşlar, bunu alıyoruz ve sondan birinci olmaya hak kazanıyorum. Bence güzel. Koş, ayakkabı bakmamız lazım. Vaktim daraldı. Hiçbir şey kalmadı geriye vakitten. Gerçekten. Benim istediğim ne biliyor musunuz? Tam olarak böyle bir Converse. Galiba bunu alacağım hatta ben. Çok beğendim. Bakayım biraz daha. Çünkü ilk defa bir ayakkabıcıya geldim. Hemen alacak mıyım bilmiyorum yani. Sandalet de olabilir. Yani şu tarz bir şey mesela. Ama yani düşünüyorum da galiba Converse alacağım. Her şeyle uyumlu olur hem diye düşünüyorum. Bu da güzelmiş gerçi, bilemedim. Ay çok fazla vaktimiz var. Gel Mücahit. En uygunu bu şu anda. Paramın yettiği tek ayakkabı bu. Bunu alacağım galiba. Hadi alalım. Burada bir ayakkabıcı var. Şimdi bakalım bir. Burada. Şöyle renkli şeyler asla istemiyorum. İnanmıyorum gerçekten.
gerçek değil. Bu tarz bir şey de istemiyorum çünkü çok... Bu ne ya? Yaşlı kalır. Ama şöyle bir şey nasıl olur kıyafetime? Olabilir ama biraz daha sanki düğün gibi tarzı gibi geliyor. Ay aha buldum. Ayakkabımı buldum. Bunu alalım o zaman bence. Ne kadarmış? 830 TL'ymiş şu ama bu 40 numara. Kaç numara bakıyoruz? 37. Birazcık acelemiz var bizim de. Beyaz mı? Evet. Çok yoruldum Oğuzhan. Sonra yemek yesek olur mu ya oylamadan önce? Şöyle bir takı takmayı düşünüyorum bence. Çok tatlı olacak. Buradan da. Bence bu çok tatlı. Çok uymuyor ama çok tatlı. Böyle gümüş gümüş diye tutturabilirim. Bunu alayım ve bir de bunu alıyorum. Bence çok tatlı oldu. Bakıyorum başka bir şey var mı diye. Hayır yok ve zamanımız çok azalıyor. Benim çok acil gitmem, yetişmem lazım. Şimdi şöyle... gelmeyecektim. Özellikle kısa bir şey giymeyi tercih ettim ki halhal alabileyim. Çünkü bayılıyorum halhallara. Ama nasıl bir şey alabiliriz? Ya bu vaktin kısıtlı olması çok geriyor beni. Biraz renkli ve cıvıl cıvıl bir şeyler istiyorum. Halhalda özellikle. Bunu alıyorum ben. Bunu kesin alıyorum. Çok güzel çünkü çok hoşuma gitti. Bunları alıyorum ben. Çünkü şöyle şunu ve şunu kullanacağım her iki kulağımda da. İki ikişer delik var. Birine bunu takacağım. Diğerine bunu. Yaz için de böyle çok güzel olur. Rengi de çok güzel yani yaz için. Ya halhallar sadece burası mı? Nerede? Ha şunlar. Bu ne? O bileklik. Ya bunları halhal olarak kullanamaz mıyım? Bileğe göre. Küçük değil mi halhal için bunlar? Çok güzelmiş ama bunlar da. Ya pembeler olsun içinde istiyorum bilekliğin. Hah böyle bunu alacağım galiba. Ya vakit çok kısıtlı. Vakit kısıtlı olmasa ben uzun uzun bakarım ya. Zaten takıcıda sadece bir saat geçirmemiz gerekiyor. Biz kadınlar anlar beni. Bunları alıyorum ama kısıtlı bir bütçem var. O yüzden güzel bir şey yaparsınız diye düşünüyorum. 100 lira. Tamam 100 lira tutuyor zaten. Ama daha bir sürü şey alacağım. 75. Biraz daha indirim yaparsınız bence. Pazarlık sünnetten de. 60. Bence ben bu üçünü 50'ye alırım sizden. Tamam. Ya çok tatlısınız. 840 TL'ye ayakkabımı aldım. 950 miydi? Evet 950 TL'yi de elbisemi aldım. Matematiğim yok. 2000'den ne kadar kalıyor? 850, 900, 800, 1700. Ne? Ne? Neyse 9900 dersek 1800. Takılarım için 200 civarlarında bir. Bu arada gelirken Mücahitlere falan Teok'ta birinci olduğumu falan söylüyordum. Şu anda aşırı rezil oldum. Neyse 200 TL gibi bir fiyatım kaldım. Param kaldı. Çıkacağım da gittirelim ya. Bu yarışmaları izliyordum ben çocukken. Ne kadar zormuş. Neyse hemen takımı alıyorum. Taşlı bir şey düşünüyorum. Çünkü ayakkabım da sade. Elbisem de birazcık böyle taşsız maşsız. Takılarımı taşlı maşlı alırım. Bir de kendi takılarımdan şey yaparım. Çantayı da bu arada kendi çantamdan kullanıyorum. Çünkü çok güzel beyaz bir çantam var. Söyleme tamam mı? Söyleme. Hadi gidelim. Aa, direkt bunu alacağım. Çok da... Aa yok. Yaza bu çok uygun. Direkt alıyorum. Okey. Şimdi buradan bir de kolye alalım. Ne alalım? Çok güzel değil mi? Çok vaktim yok. Bunu da alacağım. Sonra kendim kombinlerim. Şu da çok hoş. Bunu da almak istedim. Bunu da alacağım. Sana ne olsa alacağım hepsini. Şu da güzel ya. Bu da bir hoşuma gitti. 20 lira. 30, 50. 100. Bu da 50'ymiş. 100. Bu bir de bileklik alalım. Bilekliğimiz yok. Çünkü bunları aldık. Şöyle bir şey alalım. 20 liraymış. Ve son 80 liralık da bir şey daha alıyorum ve gidiyorum. Aa ama bu da güzelmiş ama çok pahalı ya. Çok tatlı bir şey buldum ve 50 liraymış. Bunu da alıyorum. Tahminimce benim bir ne kadar bütçem kaldı biliyor musun? 50. Ona da bir tane küpe bulursak aslında taç tarzı bir şey de alabilirim. Bilmiyorum. Herkes bana bakıyor. Evet ve son olarak bir küpeyi aldım. Ben bunları hemen ödeyip geliyorum. Şu anda alışverişim bitti ve 2 dakikam da kaldı. O yüzden jüriler bunu göz önünde bulundurursa çok sevinirim. Ve bence çok güzel bir alışveriş yaptım. Eve geçelim o zaman. Hazırlanalım hemen. Daha çok işimiz var. Harika şeyler aldım. Ben kendime çok güveniyorum. Yani biraz basic ama olsun. Siz ne yaptınız? Vallahi ben de alışverişimi çok güzel ben yaptım. Ben de beğendim. Çok da eğlendim. Yani bir saatte nasıl yaptınız onu bilmiyorum ama neyse. Benim 2 dakikam arttı bile. Herkes gördü. Ben dakikası dakikasına bitirdim bu arada. Ve çok kısaymış. Bir saatte alışveriş mi yapılır ya? Bir de baştan şu an kombin. O zaman eve koşuyoruz, giyiyoruz ve asıl yarış şimdi başlıyor. Eve geçip jürilere göstereceğiz kendimizi. Bakalım. O zaman biz eve geçip hemen hazırlanalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen geçelim. YouTube'un adaletine sığınarak Kısmetse Moda'nın final haftasındayız. Son 3'e kalındı. Yanımda at, avrat, miyav ve ağzından düşmeyen sevgilisi. Aşkım geliyor. Aşkım ya. Ve ben de normal Oğuzhan olarak. Gerçekten sen böyle otur. Bugün final etabındayız. Şimdi istersen ilk konuğumuzu çağır. At avrat ve miyav. Merhabalar ben at avrat miyav. İlk konuğumuz Tuğba Eroğlu. Müzik.
Bugün kendime harika basic bir kombin aldım. Basic olmasının sebebi kendime o kadar güveniyorum ki basic kombinle ikisini de yerle bir edeceğim gerçekten. Bu arada Ivana Sert, Cemil İpekçi gibi isimlerden bir de Kadir ve Kenan Doğulu. Kadir Doğulu ne alaka bilmiyorum. Kendisi oyuncu ama hepsinden zamanında ders almış bir insanım ben gerçekten. Onlar da benden aldı zamanında. O yüzden kendime gerçekten çok güveniyorum. Tacım nerede bilmiyorum ama alacağım onu. Ben alacağım ya Mücahit. Ben almazsam bu videoyu yayınlamıyoruz zaten. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, biraz heyecanlıyım gerçekten. Nereye gidiyorsunuz? Yaz Festivali'ne. Hı. Nereye dedi? Yaz Festivali Antalya. Hı. Özel bir seçim mi? Yani severim orayı. Bir de vizyon olarak. Evet. Portakalı meşhur. Aynen, öyle bir şey. Seviyordur belki. O zaman turuncu mu giymeliydi? Yani belki öyle bir şey yapabilirdi. Top mu oynayacaksınız festivalden sonra? Festivalde bolca konser olduğu için ben topuklu ayakkabıyla çok yoruluyorum ayakta durmaktan. O yüzden spor ayakkabı tercih etmek istedim. Biraz basic olmak istedim çünkü çok şık olmanın bence festivalde bir mantığı yok. Ha, çıldırmaktan biraz dağıtabilirim. O yüzden üstüme başıma çok özen vermiyorum mu diyorsunuz? Da olabilir, evet. O zaman niye bu programa geldiniz? Üst baş programı burası. Bilemiyorum yani. Yalnız benim babamın dondurma fabrikası yok. Benim bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Babanız ne alaka şu an? Oğuzhan Bey, siz de yorum yapar mısınız birazcık? Ben tam olarak nereye böyle gidildiğini, üstündeki yazının bir anlamı var mı mesela? Özel bir portakal mı var üstünde? Hayır. Dondurma. Dondurma. Valla bak oradan gözüküyor. Peki kolyelerini neye göre seçtin? Yani bunu yaparken ne düşündün bu konuda? Şimdi oversize bir tişörtün üzerine bu tarz kolyelerin yakıştığını düşünüyorum. Pinterest'ten bakmıştım. Gerçekten Pinterest modaya yön veriyor. Kimle gidiyorsun bu festivale sen? Bu festivale muhtemelen Cemil İpekçi ile gideceğim. Portakal festivaline. Kendisi de portakalları çok sever diye tanıdık. Cemil Bey bu tarzınızı çok beğenir diye düşünüyorum bence o üstünüzdeki portakallardan dolayı. Yalnız ben takınızın rengi... Takınızın rengiyle, kolyenizin rengiyle bilekliğiniz aynı renk değil. Ben bir bağdaştıramadım. Bence aynı renk olmalıydı. Bütün takılar aynı renk. Bu arada halhalım da var. Ben halhalları çok beğendim diyecektim. Halhalı ben de çok beğendim. 36,5 yakışmış. Ay, teşekkür ederim. Harika duruyor şu an. Onu nasıl ölçtü? Göz nizam, gez göz arpacık. Gerçekten sen bir gurur. Teşekkürler çoktan sevgili. O da aynı şeyi düşünüyor. Bu arada sevgilim. Çok memnun oldum Allah. O da çok memnun oldu. Aşkım sence nasıl? Allah ayırmasın. Çok yakışıyorsunuz. Amin. Aldın puanı. Bak sevgilimden vurdu yine beni, gördün mü? Bayıldım. Gerçekten. Sevgilimden olmasına bayıldım. Sevgilimle beni sonsuza dek yaşattığın için sana bayıldım. Çok teşekkür. Çok iyisin. Ona göre puan. Oha. Ya. Dön bakayım şöyle 360. Ya manyak mısın? Bu kız modaya yön veriyor. Deli. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı bu arada? Cemil oylamaya geçiyoruz. Bu arada rejiden bir info aldık. Tuğba kendi ayakkabısını rafa koyup tekrardan onu alıyormuş gibi yaptı. Ne? Her zaman çirkeflik kazanacak. Ben atavrat mı ya? İkinci yarışmacımız Yağmur Eroğlu sizlerle beraber arkadaşlar. Buyurun. Alışverişimi yaptım. Kendime çok güvendiğimi söylemiştim. Çok da güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Ve paramı aşırı tasarruflu ve çok güzel harcadım bence. Dağılımları çok güzel yaptım. Sadece çanta Oğuzhan'la bizim aramızda. O yüzden beyazlara bürüneceğim. Beyaz benim rengim. Esmerim çünkü. Esmer bir bombayım. O zaman da esmer ama olsun. Neyse. Ben kız... Ya bölmeyin benim şeyimi, rezervasyonumu bölmeyin. Evet, hazırım. Niye bana az alkışladınız? Sevgilimle sarılmak durumundayım, kusura bakmayın. Öncelikle ben birkaç şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Beyaz anladığım kadarıyla bu yazın modası olacak ama düğünlerde. Bravo. Düğüne mi gidiyorsun sen? Sen düğüne mi gidiyorsun? Pırlantalar takılar. Sen düğüne mi gidiyorsun? Bu kombinde her şeyin beyaz. Ay inanmıyorum ya. Ne ojeleni bir şey mi? Ne yapıyorsun? Allah belanı versin şu gidin şeylere bak. Benim teyzemin düğünü var, git katıl. Benim yanım nerede lan? Çeyreklik taşırdım. Herhalde sana puan değil de onu vermeye vallahi ya. Ben. Daha beyaz bir şey var mı giyeceğim? Varsa git 2 dakika giy gel. Allah belanı versin. Şey, ojelerini pembe yapmışsın ama. Evet. Çok kötü. Rezalet. Ayağında niye hoca yok? Açık ayakkabı giymişsin. Hayda, bu arada güzel detay. Seni gerçekten çok tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Moda haftasında da seni seyirci olarak izledim. Ya teşekkürler, çok sağ olun. Siz de jüri olmuşsunuz da hiç de modadan anlamıyorsunuz. Pardon, mesela? Jürisiniz diye size saygı duyacağımı zannediyorsunuz. Evet. Haklısınız. Kazanmışsın. O yüzden bir şey demiyorum.
kalbimi fethetti. Allah kahretsin, seçim senin yapmak çok zor. Senin kalbin bu arada nasıl bu kadar kolay fethediliyor hemen sen buradan girip de. Bu arada ben hocalarını izliyordum. Bir önceki yarışmacıyla hani beğendim, sadece kocanızı övdü diye. Biraz adaletli olursanız sevinirim. Bak senin ağzını yırtarım. Jüriye karşı gelinmesi de var. İnanmıyorum, jüriye karşı geldin, o hanımefendi öyle bir şey yapmamıştı. Ve üstüne üstlük kocamla beni övdü. Yani sen gel bizim düğünümüze gelirsin bu kıyafetle. Daha aşağılayacağınız bir şey yoksa yerime gelin. Var! Amcamın düğünü de orada katılırsın. Şey, kaç para aldın bunları? Ayakkabımı 850 TL'ye aldım. Elbisemi 900. Bir şey mi oldu? Ay yok, şuna 850 nasıl verdin, acımadın mı diye. Sen devam et, ben dinliyorum seni. Ya. Vallahi sıfır veririm, benimle daha fazla konuşmaya devam et. Tamam hocam, kıyafetim 850 TL. Çantam 500 TL. Çantayı da kendi çantamdan kullanıyorum. Takılarım da toplamda 300 TL. Toplam ne kadar etti? Toplam 2000. Anladığım kadarıyla birazcık ucuza kaçmasının sebebi evet. Artan'la özel matematik ders alacak ve evet. Çeyizi için evet, eksik evet. Eşyaları var, onları tamamlayacak. Onları tamamlayacak. Ben kesinlikle bir de oje alacak ayağına. Rejiden yine bir info geldi. Çantayı dolabından almış. Al işte. Farklı bir renk taksaydın bari. Ben bunun için puan kırmayacağım. Ben kıracağım. Kırabileceğim bir puanım kalmadı. Eyvahlar olsun. Eksiden devam et. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu kurdele ne kafandaki? Hediye paketi misin sen? Onun şey çeyizindeki el bezinden yapmış olabilir. Bravo, tebrik ediyorum sizi. Çok iyi şaka. Şey, ben bir şey sorabilir miyim? Hayır. Ben merak ettim. Tamam, soru sor. Zaten size soracağım. Tabii. Sizin kız arkadaşınız falan var mı? Var. Senin kız arkadaşın falan var mı? Yok. Hı. Senin var mı erkek arkadaşın? Artık yok. Senin var mı erkek arkadaşın? Olmadı efendim. Üçüncü yarışmacımız Özlem Eroğlu ile beraberiz. Buyurun Özlem Hanım geliyor. Tacımla birlikte giriş yapıyorum çünkü kazanan benim. Yani manifestlemiyorum bir kere. O kadar kazanan benim. Öyle bir elbise aldım ki. Neydi markası? Memurlikçi. Hah, ondan işte. Aldım ve çok pahalı, çok mükemmel. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Çok pahalıydı, tek kalmıştı. Hiçbir yerde yok. Göreceksiniz zaten ve anlatmam da gerek yok. Sadece elbisemi övüyorum. Kazanan kesinlikle benim. Düşeceğim, bu şeyi mi aldı? 170 liraya elbiseler var. Wow! Demek isterdim ama senin kesin diyeceğin şeyler vardır diye. Ay 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 ay. Ben böyle yaz festivali... Senin değil, onun diyeceği şeyler vardır diye. Haddini bil, sana söylemedi. Tamam tamam, söyleyeyim, buyurun. Tamam, siz nereye gidiyorsunuz? Ben böyle yaz festivaline Ankara'ya gidiyorum. Hmm. Ankara'da ne var? Şey, her şey. Deniz? Şey... Göl var. Deniz yok, olmaz. Siz birlikte mi alışveriş yaptınız? Bir önceki yarışmacımızla. Belki de deniz olmadığı için mavi giyerek bunu tamamlamaya yönelik ama ifade edemedi kendini diye düşünüyor muyum acaba? Şey, önce ben aldım gittim. Ağlayacak mısın? Hayır. Ağla istersen. Daha çok izlenebiliyor. Kamera burada değil mi? Biraz ağla. Önce ben aldım ayakkabımı, ardından bu almış girip. Bildiğin özenmişsin. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Şey mi söyleyeceksin? Senin çeyizinden mi beyaz ayakkabı? Onu mu çaldı diyeceksin? Hayır, Oğuzhan Bey. Kavgada söylenmez. Sizin düğün kaçta başlıyor bu arada? Geç kalmayın. Şey, ben buradayım da bana yoğunlaşabilirsiniz. Doğru. Oğuzhan Bey, ben sizi dinliyorum. Nazik ya bence. Reji ekibim bir peçete alabilir miyim? Üstün beyaz, sil üstüne bir şey olmaz. Peçeteye benziyorsun zaten. Allah belan. Puh. Şey, ben buradayım. Evet evet hanım. Bu yüzden özenmişsin. Aynı kıyafeti almış, aynı ayakkabıyı almışsınız. O bana özendi de ben bunu şey... Nasıl kanıtlayabiliriz? İftira! Bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten modaya yön veren bu işten anlayayım. Ben ikisinin ayakkabısının aynısı olduğunu şimdi fark ettim, biliyor musun? Siz neresi bir jüri ekibi değilsin? Ben torpille, şey, uzun makarna gelme diye beni aldılar. O ayakkabı mağazasında önce ben girdim, kamera kayıtları var. Yalan söylüyor. İlkokul kaç siz? Şey, bitirdim ben. Ya, çorapları hiç öyle durmuyor. Bir şey söyleyeceğim, üçünün arasındaki uyum kardeş misiniz siz? Hayır. Mavi ve beyazlar. Tanımıyorum. Ben ilk defa gördüm ikisini. Ya ben bunlara benziyor olabilir miyim Jüri Bey? Aaa! Senin bileziği almış da yanında taşıyor yazın takmak için. Al işte. Düğününde takacak işte. Lütfen salça olmazsan sevinirim. Düğüne yollarım seni bak. Tamam. Seni de top oynamaya yollarım. Bir şey söyleyebilir miyim? Yok. Fiyatı söyleyebilir miyim? Tabii, çorabınızın fiyatı nedir? Şey. Teşekkürler, sağ olun. Özel bir not var mı prodüksiyonda? Yok. Çünkü henüz elbisesinin fiyatını söylemedi. Sen mi açıklamak istersin yoksa ben mi söyleyeyim Ümmü Gülsüm? Ümmü Gülsüm. Elbisemin fiyatı 3000. Ne kadar? 180. 180 mi? Sen mi gerçek fiyatını söylemek istersin yoksa ben mi açıklayayım
Ümmü Gülsüm. Elbisenin fiyatı 100. Sen mi gerçek fiyatını söylemek istersin yoksa ben mi açıklayayım Ümmü Gülsüm? Ümmü Gülsüm. Elbisesini 170 TL'ye aldım. 170 değil, rezerv bilgi geldi 120 liraymış. Aaa. Ben sadece hak, adalet savunurum. Yalan söylüyor. Yalancı olduğunuzu düşünüyorum. Yalan söylüyor, bu sizce 120'lik bir elbise. Yok, 100'lük. Piyasada bir öyle elbise yok ki. Var. Sen nereden biliyorsun? Bir arkadaş alıyormuş. Jüri Hanım pazardan alışveriş yaptığınız az önce anlaşıldı. Kim diyor? İspatla. 100 liraya elbise olduğunu biliyorsunuz. Evet. Benim %95 indirimim var her markada. 100 TL'ye denk geliyor hepsi. Evet. Özlem Hanım oturtuyoruz. 3 yarışmacımızı görüyoruz şu an. Sizce en iddialı benim, kesinlikle ben kazanırım bu yarışmayı diyebilecek özgüvene sahip misiniz? Evet. Kombininize evet. Güveniyor musunuz? Evet. Sen elini indir bir kere. Ben bu arada gayet iddialıyım. Top oynamaya da gitmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz hepiniz bana laf geçirmeye mi geldiniz? Ama yani hani ben de düğüne gitmiyorum. Düğüne git. Aa! Bana düğüne gitmediğini ispatla şu an. İspatlarım. Hadi. İspatlayamazmışım. Kurdeleyi çıkar belki. Onu bile benden kopyalamışsın. Ben onu görmedim. Ya siz ayakkabıları da aynı almışsınız. Tokaları da aynı almışsınız. Yani inanmıyorum tek şu an. Tek özgün olan benim. Gerçekten Tuğba Hanım çok iyi ilerliyor bu konuda. Top sektirme gidiyor olsa da şu an çok iyi bir atak yaptı. Hiç kimseye özenmemiş ve kendi kombinini yapmış. Ama bizim kombinimiz yazlık festival kombini, top oynama. Onunki de yazlık top oynama festivali. Sen bu yaz nereye gideceksin festivale? Ay. Portakal Festivali'ne gideceğim ben. Bilmiyorum, Eyfel Kulesi'nin tepesine de çıkabilirim. Öyle sizin şeyler de var festivalde. Sizin nereye gittiğinizi sormadık. Tabii. Önemli olan bizim nereye. Sen sormadın zaten, jüri sordu. Ben seninle mi konuşuyorum? Ayağın önce. O zaman evet. Puanlamaya mı geçelim yavaş yavaş? Nasıl puan tabii Oğuzhan Bey. Şuradan bir yerden bulacaksak. Var mı bir soru istersen? Sizin isminiz neydi? Cemil. Cemil olabilir mi? Suat. Cemil. Daha adımı bilmiyorsunuz Jüri Hanım. Cemil'e yakın Yağmur. Yani diyorsun ki haftalardır bu program devam ediyor ve finalindeyiz. O kadar silik bir karaktersin ki henüz adını bile ezberleyemedim. Öyle mi? Evet. Sana birazdan altın takmaya geleceğim. Haberin olsun. Cemil. Suat. Tuğba. Tuğba Hanım, son sözlerinizi duymak istiyorum. Ben size ekstra odaklıyım şu an. Sizi duymak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Futbol oynarken Özlem Hanım'a geçtik, evet Özlem Hanım. Özlem Hanım tepki bir şey, bir konuşu, bir kendi özgüven. Ben böyle... Ne söyleyeceksin ki tabii? Ayakkabıyı çal, tokayı çal. Sigi alabilir miyim? Tüm kafamdakiler değişti çünkü. Buyurun. O zaman... Ya, Merve Hanım, niye bunu derken bana bakıyorsunuz ki? Kendine dikkat et. Hoş geldin bakayım. Allah belanı versin. Aynı anda gösteriyoruz sanırım Oğuzhan Bey. Ne yapıyorsun? Önce nedenini ve sonra. Önce nedenini sonra kimi seçtiğinizi. Tabii. Kim seçtiğini kaç puan verdiğini. Ben kimseye özenmediğim ve kendin olduğun için, top oynamayı çok sevdiğim için, seninle top oynayabileceğim ihtimalini düşündüğüm için. Sevgilinizi de öldün. Neden söylüyorsun ki? Aa, sevgilimi öldün, onu unuttum. Evet. Sevgilimi övdüğün için benimle beraber sonsuz bir mutluluk dilediğin için ben 10 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Gel, oturur musun? Sen kocanı bekle, otur. Ben diğer adaylardan farklı buldum seni öncelikle. Daha bir genç, daha bir enerjik buldum. Evet, çünkü konsepte uyum sağlayamamış. Kocana bul sen, tamam mı? Kocana git ara. Kocana de... bul ne demek? Önce bir Türkçesiniz. Aitlik ekibinin olmanız gerekiyordu. Ben de eğer ki bir kadın olarak festivale gidecek olsaydım belki de bu şekilde giyinebilirdim. Onun için sana puanımı 9 gösterecektim. Evet. Ancak beni kız arkadaşından vurmadığın için onu 6 yaptım. Al işte. Ben sizin sevgiliniz olduğunu bilmiyordum. Onunki hanımefendininki gelmiş. Onunki mi? Ben bir daha puanlayabiliyor muyum? Çok özür dilerim. Onunki dedi ya. Onunki, bununki, şununki böyle program mı olur? Bu güzel hanımefendininki yanında. Ben kabul etmiyorum. Puan değiştirebiliyor muyum? Gel sevgilim. Onunki olduk. Onunki, bununki olduk. Çok teşekkür ederim. Yine de beni beğendiğiniz için mutluyum. Düğün, sonra pavyon, sonra Esra Erol koca bulacağım kombininiz için. Tırnaklarında oje yoktu. Tırnaklarındaki olmayan ojelerin için, saçma kurdelen ve bembeyaz kombinin için. Çantasının odasında var. Kız, ağzını yırtacağım senin ha. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm seni linçlediği için. Özlem. Ümmü Gülsüm seni linçlediği için sana puanım. Ve benimle çok dalaştığın, ağzını yırtmadığıma dua etmen için sana bu puanı veriyorum. Tırtıllı iki. İdare et bununla. İki tam altın gibi düşün bunu. İki tam altın. Ne kadar para yapıyor biliyor musun? Ben ilk önce buraya imzamı attım. Senin performansına. Bir gelin olarak gerçekten çok iyiydin. Gelin olmuş. Ama konuştukların, diyalogların, örnek olan profilin bunu bir şeye dönüştürdü ki...
Bu yarışma tarihi boyunca ilk defa birine sıfır veriyorum. Bravo. Umurumda iki aldım. Evet Ümmü Gülsüm Hanım. Öncelikle Ankara'ya gidip Ankara'da deniz olmadığını belirttiğiniz ve bu durumdan dolayı çok mutsuz olduğunuz için. Ben bir şey atıyorum şu an. İlkokul çoraplarınız için. Cemil Suat. Pardon hocam. Sen Ankara'ya geldin. Gururumla geldim. İki puanımla geldim oturdum. İyi yaptı oturdu. İki puan çok iyi bu puan. Bence de. Neyse Oğuzhan Bey'den esinlenerek 62'den tavşan yaptın. 62'den tavşan yaptım ben. Tavşanın kulakları olmasın falan diye düşündüm. Bunu nasıl ayarlayacağım sen bir şey yap. Kaç yapacağım? Neyse dur. Oğuzhan Bey öksürdüğü için puanım sana 6. Yani en azından düğüne gitmiyorsun. Pavyona gitmiyorsun öyle düşünelim en azından. Ben pavyona gitmiyorum tamam mı? Ne dedi? Sen şimdi yılların şampiyonusun. Her TikTok videosunda, Instagram videosunda bla 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 bla. Ben açıkçası bunun için sana çok önyargıyla başladım. Kayıt süresi doluyormuş, hızlı konuşmam gerekiyor. Onun için çok da aslında kazanman niyetinde değildim. Ama ondan sonra senin üstüne çok gelindiğini düşünüyorum. Çok efendi yaklaştın, çok mükemmel yaklaştın, çok harika yaklaştın. Onun için Yağmur Eroğlu'na kaldığımız yerden kıyafetinle dalga geçildiği ve sen bu kadar az maliyetli, bu kadar güzel olabildiğin nefes için al. Bunun yanına 1 koyarak sana 10 puan veriyorum. Bravo. Ve berabere kaldık. 16 oldu. Tuba kaç oldu? Tuba'ya 16. Kaç verdin? Ben de 16 oldum. Bunu hatırlattığı için Tuba'dan bir puan kırdım. Ben mi kazanıyorum? Haksızlık. Özlem. Beni en çok kim överse o kazanacaktı. Özlem Hanım birincimiz. Bravo alkışlıyoruz. Alkışlayın. Düğünde çok alkış tutacaksın alkışla. Tacını getir kızın ya. Kısmetse modanın kazananı Özlem Eroğlu oldu. Ödülünü ona takdim ediyoruz. Sensin benim tatlı gülüm Uğur Böceğim. Bravo. Kıl payı. Evet, bekliyordum. Yapmasam iyi de günü filmi çeksin. Çok pişman oldu Julia Hanım. Binağını versin seni ya. Çoraplarını çıkar. Oje var mı? Var. Burada Çin bile almadım. Yok. Burada bile yok yani ojesi. Orada mı oldu? Çin almadım oje olduğuna. Namaz kılıyorum. Buna ne diyebiliriz bilemiyorum. Evet, kazananımız belli olduğuna göre kapatıp düğüne gidebiliriz. Alkış. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Devamını istiyorsanız gerçekten güzel bir like ve yorum bekliyoruz. Tabii ki izlenmedi aynı şekilde. Öpüyorum hepinizi. Kocaman. Bir yarıştaydı bu arada. Daha adili iki seri. Görüşürüz. Görüşürüz.